Merhaba arkadaşlar, hepiniz Kripto Tepo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Radio Jaja Coin analizini yapacağız. Türkiye'yi ilgilendiren bir haber var. Çok pardon. O haberin detaylarına ineceğiz. Radio Jaja'yı biraz daha öncelerden videosunu çektik. Radio Jaja nedir, ne işe yarar, geleceği, projeleri vesaire. Şimdi analizini de yapacağız dostlarım. İlk önce o habere geçmek istiyorum. Bu Metaverse coin'den Türkiye hamlesi fiyatı yükselişte. Web3 ve Metaverse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital seferberlik çağrıları yaptığı Forum Metaverse etkinliğinin başlıca konularıydı. Son gelişmelerde Elon Musk'ın annesi Maya Musk tarafından desteklenen Metaverse coin'in Raja ekibi, başkent Ankara'yı Metaverse'e taşımak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeye geliyor. Raja ekibi Mansur Yavaş ile görüşecek. Kripto dünyasının önde gelen ismi Tesla CEO'su Elon Musk'ın annesi tarafından kurulan Raja'nın Türkiye ayağına göre önümüzdeki haftalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecekler ve dünya çapındaki Metaverse'ü tartışacaklar. Raja Türkiye USM faaliyetleri için önce Mansur Yavaş, ardından Ekrem İmamoğlu ile görüşecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın geçmişte Metaverse ile ilgili açıklamalar yaptığı biliniyor, ancak görüşmeyle ilgili henüz herhangi bir ayrıntılı bilgi verilmedi. Los Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra Open Arc Cloud Associations Ankara'yı dördüncü test şehri olarak seçti. Bu duyuruyu Mansur Yavaş tarafından da desteklendi. Teknolojik yeniliklere verdiği destekle tanınan Yavaş, Raja'nın toplantı duyurusu hakkında henüz bir açıklama yapmamasına rağmen olumlu sonuçlar çıkacağı genel beklenti. Evet, şimdi dostlar analizimize geçiyoruz ama geçmeden önce bir duyurumuz var. Bitlonoldu.com'da %50 referans indirimli yüzlerce altcoin'i Türk lirası bazında alım satım yapmak için açıklamalar kısmında referans linkimizden gidip üye olabilirsiniz. Kayıt olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi dostlar, Raja Coin şu anda şöyle diyeceğim, 223.448 bandında, buradaki 197.000 bandındaki direnç şu an kırıldı. Bir mum kapattı. Şu an ikinci mumdayız. 11'de açılan mum. Şu an kırmızı ama herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü çok kuvvetli alımlarla birlikte kırıldı. En son 13 Mart'tan itibaren kuvvetli alımlar varken Raja'nın fiyatı 150 binden şu anki durumu 223 bin. Yani yaklaşık %50 arttı bu alımdan sonra. Bakın gördüğünüz gibi bu mumu şimdiki 25 Mart, yani 2 gün önceki saat 6'da, akşamüstü 2'nin 6'da alınan muma bakın, ne kadar büyüklüğüne bakın dostlar bir. Ama büyük resimde Raja Coin dibin dibinde dediğimiz noktalarda. En son 15 Kasım 2021'de yaklaşık ne kadar artmış? 1 milyon 210 bin bandında, yani 0.012 cent bandından buralara kadar düşmüş. Hatta buradaki direnç dediğimiz nokta 197 binden 20 Aralık'ta bir sıçrama yapmış. Nereye kadar gitmiş? 500 bin yakınlarına kadar. Yani bir 2x'in üstünde yapmış yine Raja. Daha sonra yine bir düşüş trendi. En son yine buradaki bir çıkış aramış, fakat çıkış gelmeyip 246 binlerden bir süre hareket edip daha sonra tekrardan bu direncin altına gidip en son dibin dibi dediğimiz nokta 119 binden yine desteklendi. Ve şu an güzel bir ivme yakaladı Raja Coin. Dediğimiz gibi bakalım, Mansur Yavaş ile görüşeceklermiş. Türkiye'de de hamleleri var. Neler olacak? Bu Raja Coin'i de artık markajımız altına almış bulunmaktayız. Takipçisi olacağız. Haberlerden, gelişmelerden, analizlerden haberdar olmak için alttaki abone ol tuşu ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu hafta sonları dilerim. Hoşçakalın.